Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle köşeli kristallerle yaptığım çok güzel ve basit bir bileklik çalışması yapacağız. Ben iki renk çalıştım. Siz istiyorsanız komple tek renkle çalışabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Ama iki renk çok hoş durdu. Bakın. Çiçek gibi bir hava verdi. İstiyorsanız hani dediğim gibi farklı renklerde kombinleyebilirsiniz. Bu şekilde iki renk gördüğünüz gibi aynısının yapılışını anlatacağız. Yapıma başlamadan önce sayfamızı beğenip paylaşırsanız, abone olursanız seviniriz. Yapacak herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Malzemelerimizle başlıyorum. Modelimiz için iki renk köşeli kristallerimiz var. 4 milimetrelik. 11'e 0 kum boncuğumuz var. Ben halkalarını da taktım şu şekilde kapama klipsi. İsterseniz bu şekilde de takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir iğne ve renkli iplikle çalıştım ben burada. İstiyorsanız misina ile de çalışabilirsiniz. Ama misinayı kristaller biraz kesebiliyor. Kristalle çalışırken dikkatli çalışmanızı tavsiye ederim. Çok sert asılmayın ipe. O yüzden çabuk kopmasına neden olur. Şimdilik yavaş yavaş başlayalım modelimize. İlk olarak açık renk kristalimizi kullanacağız. Siz de ona göre uygun hangisini seçmiş, belirlemişseniz onunla birlikte başlayabiliriz. Dört tane açık renk kristalimizden alıyoruz ve başa kadar getiriyoruz. İki düğüm atıyoruz. Ve boncuklarımızın içinde bir turluyoruz. Şöyle. Hatta şu ipi bir keselim. Elimize dolaşmasın. Evet. Ve yakalım hemen. Evet. Başladığımız yere geldik. İki kristal ilerliyorum. Düğümden sonra bir, iki. Şimdi bilek boyumuzca aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Üç kristal alacağız. Açık renk olandan. Dördüncü burada olacak. Bu şekilde. Bakın. Bir kere yeni taktığım boncukların içinde turlayacağım. Ve şuradaki boncuğuma kadar ilerleyeceğim. Dediğim gibi bilek boyunca aynı işlemi tekrar edeceğiz. İlk aşamamız bu. Zaten çaprazlamayı bilen arkadaşlar çok basit bir model ayrıca. Yeni başlayan arkadaşlar da çok rahat çalışabilir. Aynen 3 boncuk aldık. Geçtik. Bir kere turluyoruz. Bunu da tek tek gösterelim. Tek tek olunca biraz gevşeme şansı oluyor. Şimdi bir tur attık ve şuradaki boncuğa geleceğiz. Hep aynı. Bilek boyunca ben yapayım. Ondan sonrasında görüşelim. Bileklik boyumuzca çalıştık. Şimdi iki boncuk ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi
6 tane kum boncuk takıyoruz. Bakın. 6 tane kum boncuğumuzu taktık. Ve misinamız burada. Biz geriden tekrar giriyoruz. Bu kapama yerimiz oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bir tur daha atalım boncuğumuzun içinde. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen yan taraftaki misinamızın yanında bakın. Kristalimizden geçiyoruz. Dört tane kum boncuk takıyoruz. Bakın. Aşağı kadar indiriyoruz. Şimdi dört kum boncuğumuzun ilkinden ve hemen ilerisi bir sonraki kristalimizden geçiyoruz. Ve burada küçük küçük çiçekler oluşturacağız. Bakın. Gayet basit. Bir daha göstereyim. Yine 4 kum boncuk alıyoruz. Aşağı kadar indiriyoruz. İlk kum boncuğumuzdan ve bir sonraki kristalimizden ilerliyoruz bakın. Sıra sonuna kadar aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Bu şekilde devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Evet, sonuncu çiçeğimize geldik arkadaşlar. 4 kum boncuk takıyoruz bakın. İndiriyoruz aşağı kadar. Misinamızın ucunu şöyle sıkıştıralım ki daha rahat hareket edelim. İlk kum boncuğumuzdan ve kristalimizden ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi her birinin arasına bir tane çiçek yerleştirdik. Şimdi buradaki kristalimizden ilerliyoruz. Boş olarak. Aynen başlangıçta olduğu gibi 6 kum boncuk da buraya takıyoruz. Bakın 6 kum boncuk misinamız burada. Biz tam tersinden giriyoruz. Bir tur da bunun içinde atalım. Şimdi hemen diğer yan tarafımıza ilerleyeceğiz. Onun için de şu şekilde kristalimizden geçiyoruz. Ve aynı burada yaptığımız işlemi buraya da uygulayacağız. Ne yapıyorduk? 4 tane kum boncuk alıyoruz. Aşağı kadar indiriyoruz. Ve ilk kum boncuğumuzdan ve bir tane kristalimizden ilerliyoruz. Aynı işlemi buraya da devam edeceğiz arkadaşlar. Her kristalin arasına bu şekilde 4 kum boncuk koyacağız. Çiçeklerimizi yapmaya devam ediyoruz.
Evet. Ben bu sırayı da bitireyim. Sonrasında görüşelim arkadaşlar. Son çiçeğimiz kaldı burada. Yapacağımız yine 4 tane kum boncuk alıyoruz. Bakın. Aşağı kadar indiriyoruz. İlk kum boncuğumuzdan hem de kristalimizden ilerliyoruz. Kapama yerimize geldik. Bir tane kum boncuk alıyoruz. Kristalimizden geçiyoruz. Burayı da kapatmış oluyoruz. Bir kum boncuk daha alıyoruz. Ve kristalimizden geçiyoruz. Burayı da kapattık gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şuradan üste geçiyoruz. En üstteki ucundaki kum boncuğumuza kadar ilerledik. Bakın. Şimdi artık hemen bakın şöyle göstereyim. Her bir çiçeğin arasına bu koyu renk boncuğumuzu yerleştireceğiz. Bu şekilde. Başka da bir işimiz kalmadı. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi. Kristalimizi alıyoruz. Hemen bir sonraki dörtlü kum boncuğumuzun tepesine batıyoruz. Kristalimizi alıyoruz. Hemen bir sonraki dörtlü kum boncuğumuzun tepesine batıyoruz. Ve sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın. Dediğim gibi çok basit bir model. Yeni başlayan tüm arkadaşların da çok rahat yapabileceğine eminim. Ama çok şık bir model. Gördüğünüz gibi. Sonuncuya geldik arkadaşlar. Şu şekilde bir tane kristalimiz alıyoruz. Son hemen şuradan kum boncuğumuzdan aşağı kristalimizden geçiyoruz. Ve bir tane kum boncuk alıyoruz. Hemen kapama yerimizin olduğu kristalden geçiyoruz. Bir kum boncuk daha alıyoruz. Ve yine kristalimizden, bu sefer üstteki kristalimizden, çünkü buradan devam edeceğiz. Geçiyoruz. Buradaki boşluğu da bu şekilde bakın tamamlamış olduk. Kapatmış olduk. İp gözükmüyor yani en azından. Şu şekilde iki kum boncuğumuzdan ilerliyoruz. Ve aynı şekilde kristallerimizi bakın buraya da yerleştiriyoruz. Aynen bir kristal alıyoruz. Dörtlü kum boncuğumuzun tepesinden geçiyoruz.
kristal daha alıyoruz ve bir sonraki sıra sonuna kadar ve bilekliğimiz bitti arkadaşlar. Evet. Son kristalimizi de koyalım. Gördüğünüz gibi bilekliğimiz bitti arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz şu son kristallerimizin içinden bir tur daha atabilirsiniz. Ya da sizin için müsait olan herhangi bir yerde koparabilirsiniz. Bilekliğimiz ana hatlarıyla bitmiş bulunuyor. Evet. Şimdi kapama yerimizi takalım. Evet, gördüğünüz gibi bilekliğimizi tamamladık. İstediğiniz renklerle kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben modeli rahat görebilirsiniz diye iki renk çalıştım. Siz isterseniz dediğim gibi şu şekilde tek renk de çalışabilirsiniz. Sanki farklı duruyor bu şekilde tek renkli çalışılınca. İki renkli çalışılınca daha farklı duruyor. Gayet şık. Birkaç saatin içinde yapıp elbisenize uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Yapacak herkese şimdiden kolay gelsin diyorum.